Evet, 2020 LGS sorularını çözeceğiz. Şimdi burada neler düşünmemiz lazım? Birinci soruda baktığımızda klasik bir yaklaşık değer bulma sorusu diye düşünebiliriz. Bize ne demiş? Başlangıç çizgisini vermiş. Mavi bölgeyle alakalı, uzaklıkla alakalı neresi olabilir? Neye yaklaşık değeri nedir aslında? Onu soruyor bize. Şimdi 6'yı düşündüğümüzde 6'nın kök içindeki değeri nedir? 6 ile 7 arasında olacak. 6, 36, 7, 49. Yani kök içindeki hali 36 ile 49 arasında olanlar mavi bölgeyi verebilir. Birincisine baktığımızda burası ne yapar? 2 içeri girerken 4 olacak. 4 kere 10'dan 40 yapacak. Bu arada mı? Evet. 3 içeri girerken 9. 9 kere 5'ten 45 yapacak. Bu aralıkta mı? Evet. 4 içeri girdiğinde 16. 16 çarpı 3'ten 48 yapacak. 48 bu aralıkta mı? Evet. 4 içeri girdiğinde 2 içeri girdiğinde 4 olacak. 13 ile çarptığımızda 52 olacak. Ama 52, 36 ile 49 arasında olmadığı için cevabımız Denizli olacak. Şimdi bir sonraki soruya geçersek. Bir sonraki soruda bu tarz sorularda genelde eğer herhangi bir rakamsal değerler vermezse biz kendimiz bir rakam verebiliriz. Yani hesaplamak kolay olsun diye. Şimdi burada ne rakamı nasıl vereceğiz dersek rakamı buradaki açıların sadeleşmiş halleri üzerinden düşüneceğiz. Burası 90, 120. Topladığımızda ne yaptı? 200. 210 yaptı. Buraya ne kaldı? 150 kaldı. Bunların hepsi neye bölünüyor? 30'a bölünüyor. 30'a bölünmüş hali buranın 5. Buranın 30'a bölünmüş hali 4. Buranın 30'a bölünmüş hali 90'ın 3. Yani 3, 5, 4 olabilir. Sırasıyla şiir 3, hikaye 4, roman, hikaye 5, roman 4 olabilir. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Yani cevap Adana. Zaten büyükten küçüğe doğru sıralanmış haliyle de baksak şiir en az, hikaye en fazla bu durumu sağlayan Denizli'de var. Direkt şu ikisini direk eleyebilirdik baştan. Sonra Adana ile Denizli arasında kalıp buradaki rakamsal olarak orantılar 3, 4, 5 olan da Adana deyip Adana'yı işaretlerdik. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz. Üçüncü soruda bir çözümleme sorusu. Bunların bize ne sormuş? 185 santimetreden kısa olanı, yani bunların çözümlediğimizde 185'ten az olanı soruyor. Burada da zaten direkt 200 geliyor. O zaman bunu direkt eledik. Burada 175, 175 virgül diye başladığı için bu 175, 185'ten her türlü azdır. Sonrasında 5 diye devam ediyor. Yani bu olabilir. Sonra devam ediyoruz. Ceyda. Ceyda 184 yapıyor. 184 de 185'ten az olduğu için Ceyda da işin içine girdi. Derya'nınki 187 virgül bir şey. 185'ten fazladır. Onun için gitti. Esra 185, evet. Ama virgülden sonra bir de 6 olduğu için fazlalık var. O zaman bu da gitti. Beyda ile Ceyda 185'ten az. Evet, geçiyorum diğer soruya. Diğer soruda bir köklü sayılarda 4 işlem sorusu gibi düşünebiliriz bunu. Burada her bir aralık kök 2'ymiş. Buradan buraya kadar aralıkları saydığımızda, buradan buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yapıyor. O zaman 15 kök 2 yapar bu uzunluğumuz. 15 kök 2. İkincisine baktığımızda L'den D'ye kadar uzaklığımıza baktığımızda kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kök 5 yapar. Üçüncüsüne baktığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane aralığımız var. O zaman 13 kök 3 yapar. Şimdi burada belki göz kararı olarak hangisinin büyük olduğu ortaya çıkmış gibi. Ama benim size tavsiyem bunu mutlaka kök içindeki halini düşün. Bunun kök içindeki hali ne yapar? 15'in karesi 225 olduğu için 225 diye içeri girer. 2 ile çarpınca 450 olur. İkincisi 64 olarak içeri girer 8. 64 ile 5'i çarparsak 320 olur. Bunda ise 169'dur 13'ün karesi. İçeri girdiğinde 169 olarak girmiş olacak. 3 ile çarptığımızda 169 çarpı 3'ten 507 gelecek. Bunların içerisinde en büyük olan 507, sonra 450, sonra 320. Yani MKL olacak. Cevabımız Denizli olacak. Evet, geçtik 5. sorumuza. 5. sorusu bu
Soruyu anladıktan sonra kolay bir soru olmuş. Öncelikle şu oyun parkının alanı bulalım. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. 2x kare yapar. Şimdi yeni oluşan durumda ne var buradan? Bir 2 santim, 2 metre uzatmışız. Buradan da 2 metre uzatmışız. Yani burası 2x artı 2 oldu. Burası x artı 2 oldu. O zaman biz 2x artı 2 ile x artı 2'yi çarparsak yeni parkın alanı bulmuş oluruz. Sonra bize bu ikisinin arasındaki farkı soruyor zaten bize. Buradan bununla bunu çarptık. 2x kare geldi. Sonra 2x ile 2'yi çarptık. 4x. 2x de böyle çarpınca geldi. Oldu sana 6x. Sonra 2 ile 2'yi çarptık. 4. Ve bu tüm alan. Bu ilk baştaki alandı. Aradaki farkı soruyor. O zaman bunlar birbirine götürür. Geriye 6x artı 4 kalır. Evet, geldik 6. sorumuza. 6. soruda diyor ki benim bu şekilde nelerim var? Dikdörtgen prizmalarım var. Bunları üst üste koydum. 3 tane. Hepsinde aynı şekilde olduğu için bunları bir toplayalım. K, 3K, 5K, 7K. Bunları topladığımızda 16 yapıyor. Yani şu yüksekliğimiz 16K yap. Aynı şekilde bu da 16, bu da 16. Üstünü üst üste koyduğumuzda normalde 48K yapması lazım. Yani 48 tane bunları üst üstüne koyduğumuz uzunluğumuz 48K santimetre. Şimdi bana ne diyor? Üçünü üst üstüne koydum ama bir tanesini aldım. Ve buradan bu sırayı da bozmadım diyor. Aldığım eğer 1K'lık uzunluk olursa geriye 47 kalır. 47K kalır. Eğer 5 olursa 48'den 5 çıkarttım. 43'lük bir uzunluk kalır. Eğer 47, 48'den 7 çıkartırsam 41K'lık bir uzunluk kalır. O zaman ben K'ya zaten hangisi olamaz diye sormuş. Olabilirlik durumuna göre düşünüyorum. Eğer K'ya 2 verirsem 47 çarpı 2'den cevabımız 94 olabilir. 43 çarpı 2'den cevabımız 86 olabilir. 41 çarpı 2'den cevabımız 82 olabilir. Olamayacak cevabımız 96'dır.